Hanımlar beyler, hepiniz hoş geldiniz. Transformice Adventures ile karşınızdayım. Kendisi bir zamanların ciddi anlamda internet alemindeki en popüler oyunlarından bir tanesiydi. Tabii normal Transformice için söylüyorum bunu. Kendisinin Adventures versiyonu var. Peki bu ne? Hemen şöyle özetleyeyim sizlere. Yapımcılar 2019 yılında aslında yeni bir oyun yapmaya karar vermişlerdi ve bu da Transformers Adventures'tu. Biraz daha farklı, tekrardan online bir oyun olacaktı. Çok daha farklı bir şekilde oyun oynanacaktı. Ben açıkçası ilk Transformers'ı bilmiyorum ve ilk Transformers'ı hiç oynamadım. Ben onların yerine daha çok o zaman dediğim gibi Club Penguin vesaire takılıyordum. Şimdi ama sizlere bu oyunu göstermek istedim açıkçası. Oyun şu an demo aşamasında. Oo, giriş yapacağım. Benim bunu yapmam lazım. O zaman bir saniye, şunu bir halledip ben geliyorum sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, şu anda oyuna girdik. Hesap oluşturdum. Direkt oyuna attı beni bu arada. Hareket etmek için yön tuşlarını kullan. Oyuna zıp diye girdim. Kendisi demo sürecinde bu arada. Onu baştan söyleyeyim. Silahını kullanmak için, şunu tıklamak için sol tıkla. Ya dediğim gibi oyun 2019'da yapılmaya başlandı ve duyuruldu. Dur, şu üst kısımda bir şeyler var. Onları görmenizi istiyorum. Çok mühim olmasa da yine de görün yani. Sosyal medya hesapları mevcut yukarıda. 2019'da duyurulmuş olsa bile şu ana kadar halen yapım sürecinde olduğu vesaire konuşuluyordu. Hatta söylenen bazı şeyler var. Oyunun artık ciddi anlamda bırakıldığı söyleniyor. Bakın yukarıda görüyorsunuz, saldırma sıramın bir süresi var. Yani bir sınırı var. 4 tikim mevcut. Burada da kendime heal atıyorum sanırsam. Bu heal mı? 1 ya 2 tuşuna bas. Beceri. Oo, kendimi heal'layan bir skill'im mevcut burada. Hadi bakalım ilerleyelim. Ya şahsen görüntü vesaire benim hoşuma gitti. Ben dediğim gibi çok grafiğe takılmayan bir adamım. Yeter ki oynanış ve hikaye güzel olsun. Örümcü öldür. Öldürelim. Hızlıca vurdum bu arada. Direkt tek attım. Şu ne işe yarıyor acaba? Bu ne veriyor bana? Yüz örgün için. Tamam. Bu nedir? Yerdeki hayvanı tekrar kaldırmak için onu işleri bandajı Max'ini kullan. Hadi kalk aga, sabah. Oha, full cam mı doldurmam gerekiyor? Nasıl yapacağım o zaman? Ay, yanında kullanırsam canı artıyor. Okey. İlerlemeye devam et. Pet mi yaptık? Pet yaptık galiba. İyi, hadi bakalım. Burada bir balta var, alabiliyor muyum? Nereye geldim? Oğlum bir şey diyeceğim. Kötü değil bu arada grafikler ha. Ben severim böyle ilginç çizimli grafikleri. Benim hoşuma gitti grafikler. Ya umarım oyun açılır yani, ne diyeyim. Oyunda Türkçe seçenek var, görüyorsunuz. Bakın. Selam ahbap, nereye böyle? İstersen seni fare köyüne geri götürebilirim. Yeni iş. Ne oldu? Billboard'a tıkla ve dungeon'a başla. Solo yaparsın veya arkadaşların yapabilirsin. Şef, yeni iş. Şef mi oldum ben? Dur biraz oynayalım ya. Start dungeon diyorum. Bir dungeon başlatalım. Oyun demo sürecinde diyor. Pek bazı online kişiler var sanırsam ama bunlar rakiplerim olduğunu varsayıyorum bu arada. Evet, şimdi biraz beklemem gerekiyor. Bakın şöyle dodge'lamam gerekiyor. Oha. Şu arı uzun menzilli saldırısı var. Gel abi sen. Oğlum bunların kaç canı var lan? Şöyle bir heal'layalım kendimizi. Kendi arkadaşına damage veriyor musun? Tamamdır. Sonunda birisi öldü. İkincisi de öldü. Çok iyi. Bana heal veriyor bu arada. Ben 2 seviye oldum sanırsam. Şunu açmak istiyorum. Duelist. Dysfunction. Growth. Slows down main target.
Oo bak bu olabilir. Your turn to predict infinite poison damage verilmez. Poison damage verebilir. Biraz can alabiliriz. Ya şey can alabilirim ve onları yavaşlatabilirim. Aslında şu güzel olabilir biliyor musunuz? Bu skillim için mi geçerli yoksa? Ya bu main target'ten bahsediyor. Şunlar skill olabilir. Ya mesela kullanmak istiyorum. Mesela şu olsun ya. Ne oldu şimdi? Burası ne sayfam? Burası skill sayfam mı? Talents. Yok, talents'a gerek var mı? Oğlum baya baya bir şeyler var oyunda aslında. He. Bu oyun çıksın ya. Güzel duruyor yani. Ben oynarım bu oyunu. Yayında hikayesi olarak akar yani. Güzel duruyor. Oha o ne lan? Herakros var lan burada. Yanlış şey değil mi? Sağlam bir şeye benziyor abimiz. Evet, poison damage veriyor. Oo, tamam benim skill'im dönüşüyor sanırsam. Tamam. Effect duration is inside. Tamam. Başka bir şey olabilir mi? Effect hangisi olsun? Bu iyi, bir iyi duruyor ya. Heal alma özelliğimiz falan da var ya. Bu olsun ya ya da. Hadi bakalım. Zaten oyunu oynamayacağım ki bir daha. Niye bu kadar kasıyorum? Hiçbir fikrim yok. Neyse hesabı açtık. Belki oyun devam ederse oynarız. Oo, iki tane şey koyabiliyorum. Anladım ben şimdi olayı. Bir tane sağlıklı... Evet evet tamam. Bir tane sağlıklı bitki atıyorum. Ondan sonra direkt üstüne zehirli bitki atabiliyorum. Anladım. Each attack slow down. Bu daha mantıklı geldi. Yalnız bir şey diyeceğim, bu kafasına göre mi çıkıyor acaba? Dur şimdi yine açtık şu poison damage'ı veren şeyi. Tamam. Radius, physical damage. 5 seconds. Blend üstünden çok gidiyorum ama ya. Ne oluyor lan? Gidemiyor mu? Şuradan mı gideceğim? Aynen. Yanlış skill attım galiba. Olsun. Şu yukarıdaki şeyi beklemek zorundayım. Düz vuruş saniyesi var ya. O biraz can sıkıcı ama. Yani yapacak bir şey yok. Mantıklı bu sefer çok düz vuruş atarız. Ya biraz da skill'lerimizin kullanılmasına izin vermeliyiz. Hop geliyor. 4 seviye olmadım mı lan? Vay vay vay. Aa geldin mi? Bura nere? Burada hala bir şeyler var. Şuradan gidelim bakalım. Burası nereye varacakmış. Burada bir demirhane falan var ama daha giremiyorum galiba. Yok henüz değil. Tamam buraya uğramayacağım henüz. O zaman yukarıdan devam edeceğim. Para money falan yapamıyor muyuz abi? Bu kadar beleşe mi savaşıyoruz ya? Enayi yerine koyuyorlar bizi chat. Ya oyundan biraz bahsedeceğim. Henüz çünkü daha araştırmam mı diyeyim veya karar verme sürecindeyim. Daha bitmedi. Biraz kendime heal basmam lazım bu arada. Deli gibi damage yiyorum. Oh.
tüm şu healer'ımı kullanacağım. Nasıl olsa yenileniyor. Hatta üstüme de atacağım bir tane. Oğlum ne ölmez şeysin lan. Allah Allah. Adam ölmemek için direniyor ya. Kafayı yiyeceğim. Cardius Venom. Regenerature. Ya oyundaki tabii daha yapım aşamasından mı diyeyim veya demosu olduğu için pek çok şey olmamış. Hani ya hani skiller mesela henüz Türkçe'ye dönüştürülmemiş vesaire. Sadece hikaye kısmı biraz dönüşmüş. Ya umarım demodan çıkar. Yani 2000 o sanırım final boss'tayız. Ya yıl olmuş 2019 sevgili dostlar. Ya ne 2019 lan, pardon, kafa gitti. Yıl olmuş 2023'e gireceğiz, az kaldı. 2019'a çıkmış bir oyun halen herhangi bir şey yok ise bunda bir problem vardır. Muhtemelen oyun iptal edilecek zaten. Ya birkaç siteye baktım, ulaşamadım. Steam'de henüz demosu falan yok. İnternetten buldum yayınlanan demosunu. Oğlum çok OP bu arada lan. Biraz şöyle şunu dağıtayım. Verebildiğimiz damage'ı verelim en azından. Ve evet, açalım. Oo, bu güzel. Şimdi şunu alalım. Pet mi aldım? Pet aldım galiba. Ha, bu şeyler, ayarlar. Bura nedir? Evcil hayvanım hangi nereden değişiyor? Ben bir şey aldım ama. Dur, Live Dungeon yaptık. Bakalım ne olacak. Ok aldım. İşini değiştirmek için Moro ile konu seviyen 10 olduktan olan okuyamadım ki. Heh, olduktan sonra ikinci bir işin olabilir. Çeşitli kombinasyon deneme çekimi. İş değiştirmek ücretsiz, anladım. Okum mu oldu birader? Bir bakalım. Okum var galiba. Kendi itemlerime nereden bakabiliyorum? Backpack falan yok mu? Onu koymadım mı? Şimdi yuma teslim ya, progress startı. Yo, yeni başlamak istemiyorum. Ha, burası şey. Dur bakalım. Maura. Botanist miyim ben? Tamam, şefim galiba. İkinci iş 10 seviyede diyordu. Sen nesin abi? Demirci. Ben de beni yönlendirdi. Yani etmek için çok çalışıyorum. Ben alet yapamıyor muyum? Yok herhalde, onlar daha yok henüz. Ha, Ember burasıymış. Dur. Dışarı yönde hem. Şu silahına bir bakayım. Bak abi. Niye bakmıyorsun? Tabii daha onu getirmemişler galiba. Yani normal diyeceğim. Biraz köyü gezelim. Ondan sonra videoyu sonlandırırız zaten. Oyun hakkında ben bu arada biraz şeyler açıklayayım. Ya açıklamadan ziyade biraz düşüncelerimi sizlerle paylaşayım. Dediğim gibi ben Transformice mıdır artık? Transformice midir? Ne diyorsunuz bilmiyorum ama ben oynamadım. Burası sanırsam büyük hol değil mi? Evet. Burada daha çok sizlerin yorumlarınız, özellikle oyunu oynayan kişilerin yorumları daha değerli olacaktır. Benim yorumlarım pek kale almayabilirsiniz. Dediğim gibi ben oynamadım çünkü bu oyunu ikini. Ama şu ana kadar yani gördüğüm kadarıyla bir hoş duruyor benim gözümde. Tabii normal bir dungeon oyunu. Fakat işte evren farkı vesaire. Ayrıca çizimlerini, ben tekrardan söylediğim gibi çizimlerini beğendim. Biraz daha ilginç bir hikayeyle güzel bir şey yapılabilirdi aslında ama sanırsam oyun çıkmayacak gibi gözüküyor. Bir haber gelir mi vesaire bir fikrim yok ama gidişat onu gösteriyor. O belki de gelişme sürecindedir. Bu kadar şey olmayalım, ümitsiz olmayalım. Çünkü hani biliyoruz ne nice oyunlar çok uzun geliştirme süreçlerinde vesaire kalıyorlar. Belki bu da bize bir öngösterim, bir demodur. İlerleyen zamanlarda zaten belki oyun ertelenmiştir, proje ertelenmiştir. Her şey olabilir. Belki rafa kalkmıştır, raftan tekrardan iner. Her şey olabilir sevgili dostlar. Peki siz bir Transformers hayranı olarak, en azından şu demoda gördüğünüz şeyleri baz alarak böyle bir oyun görmek ister misiniz?
Bir Transformers tekrardan oynar mısınız vesaire vesaire, sizlere bunu sormak istiyorum. Tekrardan oyun hakkında görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Burada da pek bir şey yok gibi duruyor. Henüz çoğu şey eklememişlerdir. Sadece biraz konuşmamız mevcut. Aslında güzel, mantıklı, çünkü konuştukça karakter tanıma ve onlardan da gelecek görevler vesaire yapılırsa. Bu arkadaşımız online bir oyuncu mu? Yok, değil galiba. Evet. Tamamdır arkadaşlar, benim söyleyeceğim şeyler aslında bu kadar. Bu ne bu arada? Aa, bu ne lan? Benim hayvanı mı yiyorum abi? Bu hiç etik değil. Ha, dur şimdi. Ne yapacağım peki ben peki burada? Ben bunu böyle kurdum da burası benim neyim abi? Mahmet'im falan mı? Yok, bunu alıyorum böyle. Bunu şöyle bırakıyorum. Vallahi buradan bir şey anlamadım. Şurada bir ateşle seçeneği falan mevcut ama neyle ateşleyeceğim bilmiyorum. Bir fikrim yok. Tamam, böyle kalsın. Evet dostlar, yavaştan videoyu kapatalım o zaman. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tabii ki destek olma amaçlı, bir beğeni bir aboneyi çok görmezseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz sevgili arkadaşlar. Bu tarz daha inceleme vesaire oyunları görmek ister misiniz? Yorumlara bekliyorum. Dediğim gibi oyunu nasıl bulduğunuzu da yazabilirsiniz. O zaman sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.